3 sezondur ekranda fırtınalar estiren kardeşlerim Türkiye'de olduğu gibi İspanya'da da büyük ilgi görüyor. İspanya'da Hermanos adıyla yayınlanan dizi hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. Ülkenin Antena 3 kanalı bu kez çok sevilen diziden Ömer karakteriyle beğeni toplayan Yiğit Koç'u ağırladı. Ben de elim boş gelmek istemedim. Bizim oralarda bir laf vardır, tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye. Şimdiden afiyet olsun hepinize. It's the simple things like onion rings twirling round and round on my finger makes me happy. I'm taking a Yiğit Koçak İspanya'da büyük bir ilgiyle karşılandı. Madrid'de hayranlarıyla buluşan oyuncu ondan fazla İspanyol basınına röportaj verdi. Merak edilen soruları yanıtladı. ¿Quién es más gracioso? Kim daha komik? Eğlenceli. Ömer. ¿Quién sorprendería a su pareja con una cita sorpresa? Hangisi sürpriz bir buluşmayla karşısındaki yani sevgilisini mutlu etmeyi başarır? Süsen. Yiğit Koçak kanalın düzenlediği ankete katılan ve binlerce hayran arasından kazanan 12 şanslı takipçisiyle de bir araya geldi. Başarılı oyuncu hayranlarıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Sevilen oyuncuya Madrid sokaklarında da ilgi büyüktü. Yiğit Koçak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir hayranını kırmadı. Kardeşlerimin güzel ve yetenekli oyuncusu Suburcu Yazgıcoşkun geçtiğimiz günlerde verdiği bir gazete röportajında ilgi çekici açıklamalarda bulundu. İşte bu röportaj sonrasında ortaya çıkan çarpıcı gerçekler. Çocukluğu setlerde geçen güzel oyuncu bale, flamenko ve hip-hop danslarıyla ilgilenmiş. Gitar dersi alan, piyano çalan Suburcu Yazgıcoşkun'un gönlünü kaptırdığı şey ise oyunculuk olmuş. Ya Ömer git oradan da bak şuna ya. Ne oldu ki? Geceden beri su akıtıyor. Bir de sen bak. Anlamadım ki aşağıdan falan mı acaba? Zaten o beni kovmasa ben ayrılacaktım. Çünkü sen de gördün çok ağır çalışıyordum. Ben kendime yeni bir iş bulurum tamam mı? Hiç üzülme sen. Prensesim. Ya benim amcamla yengem evleniyor ya. Yani yeni düğünleri için diyorum onlara bir hediye mi versek? Olur. Ne yapıyoruz o zaman şimdi ne alacağız? Bir şey almayacağız. İlk dansları için bir şarkı söyleyelim diyorum. Suburcu Yazgıcoşkun hayat verdiği Asiye ile oldukça farklı olduklarını düşünüyor. Genç oyuncuya göre Asiye biraz daha utangaç, içine kapanık, sessiz bir kız. Kendisiyle ilgili bir başka itirafta da bulunan genç oyuncu oldukça kıskanç olduğunu da dile getirdi. Çıkışta bir işim var dediğin bu muydu? Asiye? Evet Asiye. Bana eski sevgilinle buluşacağını söylemeyi unuttun ama adımı hatırlıyorsun güzel. Asiye saçmalama buluşma falan yok ortada. Ben böyle İrem'den yıllığımı alıyordum sadece. Geçerken alıyordum hatta yani. Geçerken alıyordum diyor ya. Tatlılar kahveler eşliğinde mi geçerken alıyordun Doruk? Sevgilim planım bu değildi herhalde. Ya eğer buluşma falan gibi bir şey olsaydı sana söylerdim ya da sen de gel falan derdim. Aynen kesin öyledir. Asiye günahımı alıyorsun ama bak. Gerçekten haber vermeye değer bir şey değil. Suburcu Yazgıcoşkun'un dizideki partneri Onur Seyit Yaran'la uyumu büyük beğeni topluyor. Güzel oyuncu enerjisinin çok iyi tuttuğu Onur Seyit Yaran'ı çalışkan, hırslı ve çok sempatik olarak tanımlıyor. Bitti derken her şeyinden, gitti derken sabrettim ben. Tam o anda umudum ben, bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten, ben her bölümünde sürpriz gelişmeleri izleyiciyle buluşan kardeşlerim, hikayedeki son bombayla yine büyük bir merak uyandırdı. Akif'in yaptıklarının uzun süredir ortaya çıkmasını bekleyen izleyici, Berk cephesinden yeni bir soru işaretiyle karşı karşıya kaldı. Ya siz ne yaptınız ya? Siz nasıl insanlarsınız ya? Ufacık bir bebeği para karşılığı satın alma nedir ya? Para için
Bir bebeği anasından babasından ayırmak nasıl bir vicdansızlıktır Ayla? Sen bunu söylesene bana. Sen bunu nereden öğrendin Hakim? Ne olur bana doğruyu söyle. Var mı başka bilen? Ya Ayla, bence başka bilen yok. Ben çünkü beni bankadan aradılar. Resul'le ortak bir kasamız varmış. Gelin dediler, açın dediler. Ben de gittim bankaya. İşte açtım kasayı. İçinden çıkanlar da malum. Peki Berk biliyor mu? Bir ikizi olduğunu, bir kız kardeşinin olduğunu biliyor mu? Hayır, hayır. Berk hiçbir şey bilmiyor. Oğlum hiçbir şey bilmiyor. Resul ailenin sağlık bilgilerini bir bankada sakladığından söz etmişti. Hani Allah korusun yarın öbür gün bir sağlık problemi olur. Ne bileyim bir iyilik nakli gerekir diye aileyle irtibatı kesmeyelim diyordu. Bu şüphe uyandıran gelişmenin ardından söyleyebileceğimiz tek şey ise bu konunun kardeşlerimin gündemini epey bir meşgul edeceği. Ne olacağınıysa yeni bölümleri izleyip hep birlikte göreceğiz. Bana bak kadın, sen doğurmuş olabilirsin ama o çocuk benim evladım. Anladın mı? Ben baktım ona, ben büyüttüm. O benim her şeyim. Şimdi defol git bu evden. Gitmiyorum bir yere. Ben daha çok para istiyorum, bana daha çok para vereceksin. 5 milyon istiyorum. Ne? Ne diyorsun sen be? Ne 5 milyonu? Vermiyorum ben sana 5 milyon falan. Defol git şuradan, sana hiçbir şey vermiyorum. Çık. Berk geldi. Anne. Ben şimdi söyleyeceğim ona. Oğluma söyleyeceğim şimdi, görürsün. Çekil, çekil, bırak. Oğlumu göreceğim. Aynen. Çekil. Bir arka kapı varsa ben bu kadını alayım, oradan çıkarım. Söyleyeceğim. Oğlumu görmeden gitmem. Hiçbir yere gidemezsin, duydun mu beni? Anne. Hiçbir yere gidemezsin. Bırak. Oğlumu üzemezsin. Bırak. Anne. Anne.